Herkese merhaba ben Ren Bey. Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni sezonumuz Twin Shells geldi. Yeni operatörümüz geldi ve yeni Battle Pass'imiz geldi. Bu videoda sizlere canlarım benim hemen hızlı bir şekilde yeni sezonun Battle Pass'ini göstereceğim. Ben de daha hiç bakmadım. Girer girmez videoya tıkladım. Başlattım. Bir de kostüme ve charmlara bakacağız. İsterseniz hızlı bir şekilde Battle Pass'e bakalım. Daha sonra devamına bakarız. Wow. E sonunda şükürler olsun ki ee, garip garip giden bir tablodan ziyade şöyle temiz bir tablo görmek gerçekten efsane olmuş Eğer diyor ki ee, Battle Pass'i alırsan şöyle bir bundle verecekmiş Robotların e, ciğerlerinin krom alaşım olduğu bir kostüm gelecekmiş canlarım benim Aklınızda bulunsun Paketimiz yine boostumuz şu, şu şekilde bir adet a yılan desenli Lan bizim logo öyle bir logo ki her şeye gidiyor bak. Bunu mesela kullanabilirim ha. Güzelmiş. Biliyorsunuz ben yılanları severim. Logomuzda da var. O yüzden kullanırım diye tahmin edeceğim bir drone skin'i. Hoşuma gitti. Kapital üstü. Güzel abi kötü değil. Valla wow, güzel başladık lan. Bu da güzel bu da güzel. Hoş. Yani yeni operatörümüz Yunan olduğu için ee, muhtemelen ona yönelik şeyler göreceğiz. Şurada bir Skapos kostümü. Oo, bu tatlıymış lan bu. Robotun içinde e, değişik yine bir desen var. Şuraları böyle paslanmış çelik gibi duruyor. Bak, bu da güzelmiş. Kafalığı nasılmış bunun? Aa, kafalığı da çok hoş. Kafalığı da çok hoş. Bir kostümü giydirdiğinizde e, yani diğer karaktere de, diğer iki robota da işliyor mantıken. Sadece küçük farklılıklar oluyor. Nedir o küçük farklılıklar? Bunun anteni varken diğerinin anteni yok diye düşünebilirsiniz. Yani öyle o tarz şeyler. Çok güzel bir arka plan. Bayıldım. Oğlum ilk sıradan beni tavladı lan. Da... Şey, bu ne? Ee, gene şeyimiz var. Kredimiz var. Paketimiz var. Üst taraftan ilerleyeyim daha kolay gibi. Blitz kostümü. Oğlum bir şey değil mi bu da güzel. Yani tam turuncu değil böyle soft bir turuncu kullanmışlar. Kaskı da aynı şekilde beğendim. Devam ediyorum. Güzel. Ee, AK'ye şöyle bir adet skin. Yine tatlı. Deniz yıldızı vesaire var üzerinde. E, ee, boostlarımız var. Devam ediyorum. Ela skin'i. Aa, bu ne oğlum? Anka kuş musun? Aa. <laughs> şapkası çok güzelmiş. Şapkası çok güzelmiş. Kostümünü beğenmedim ama şapkası çok hoş. Asa elleri yani çok şey ya. Aa. Kostümünü beğenmedim ama şapkası çok güzel. Kombinleyebilirim. Tatlı olur. Şöyle de bir adet silah skin'i, silah skin'i de çok hoş. Oğlum bu battle pass ne lan böyle? Bir adet charm Zaten renbeyi çarmı kullanmayan varsa arayı açarım biliyorsunuz. Buraya baktık. Burada bir adet şöyle bir skin var. Oğlum bu ne? 3D skin diye söylediğimiz silah kaplamalarından bir tanesi. Baya daha farklı duruyor silahın ucu. Bir kayıt main olarak ben sevdim. Bu da güzel bunu da kullanırım. Canlarım benim dur. Oradan spoiler yemeyelim. Burada paket var. Orta sıradan devam edelim. Solis'e şöyle bir kostüm vermişler. Hemen bir inceleyeyim. Böyle bir başlık Medusa mıydı bu? E gözlerine bakınca çığlık atıyordu ve seni donduruyordu. Galiba oydu. Yine şurada bir göz detayı ve yılan detayı var. Yine bu kostümü de ben muhtemelen kullanırım. Ya bu direkt abi yılan temalı şeylere bayılıyorum benim acayip hoşuma gitti bilmiyorum. Silah skin'i de şöyle yine yılanlı mılanlı. Şuraya bir Rambay çarmıyla efsane durur oğlum bu. Baya güzel durur. Tam oradan yılan geliyor ısırıyor. Rambay çarmı yılanlı. Oğlum resmen bana çalışıyorsun Ubisoft. Bayılıyorum sana şu an. Deniz şeyi var. Yine bir, böyle bir çarm var. Ee, şu alta bir bakmadan önce orta sıraya devam edelim. Güzel şeyler var gibi gözüküyor çünkü. Ace kostümü var. Yine Kapitua'da olduğu gibi. Böyle bir işleme var. Şapkası da yine aynı böyle. Zaten Ace'de daha önce çok çok şey olduğu için Ace'i geçiyorum. Muhteşem. Ya şu renkler falan bilmiyorum. Benim acayip hoşuma gitti. Şu an yani kayıt başlığı. Öyle çok bir esprisi yok. Kayıt arka planı. Hayır, kayıt üstü de yine güzel bir üst. Kötü değil abi. Kılıcı güzel duruyor bu arada. Üstü de dur güzel duruyor. Pro League skin'i gibi duruyor. Benim hoşuma gitti yine. Ee, şu bir de ona bir de silah skin'i de vermeleri güzel olmuş. Bütün silahlara takabildiğiniz skin. Şurada beyaz e ne denir? Unicorn değildi de bu e Pegasus <gülüyor> <gülüyor> diyeyim. Oğlum ben de <laughs> her şeye hakim miyim lan? Pegasus diye biliyorum. Atın adı. Yanlışsam düzeltin. Yin kostümü. Şöyle bir başlık. Altına böyle bir göz şeyi çizmişler. Böyle de bir kostümü var. Yine çok kötü değil, çok iyi de değil. Ama zaten bu Battle Pass'te her şey iyi olsaydı çok şaşırırdım. Yine bronz kaplamalı bir silah skin'i bizi karşılıyor. Yine tatlı abi. Hoşuma gitti. Şu kaydın Attachment'ı nerede peki? Buradaymış canlarım benim. Ama yok bu da yine bütün silahlara takabildiğiniz Attachment'mış. Yine deniz kabuğu falan filan var. Burada bir Mozi skin'i var. Şunun attachment'ını bulamadım ya canlarım. İlla ki buluruz. Böyle bir arka planı. Yine şu şekilde bir drone. Yine kanatlı bir at figürü. Paket paket. Bütün silahlara takabildiğiniz bir adet daha böyle bir skin. Bence bu diğerinden daha güzel. Biraz da böyle altın kaplamalı gibi bir kumsal rengi gibi bir şey var ya o yüzden güzel. Yine böyle bir arka plan. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Bütün silahlara takabildiğiniz attachment getirmişler yine. Bunun bir adet de silah skin'i olması lazım. Bu değil. Bu bu da güzelmiş lan. Oğlum çok çok güzel şeyler var. Her yer her yerine bakasım geliyor. Bu nasıl bir şey ya bu böyle tövbe estağfurullah. Mozi kostümü. Mozi üstü. Yine Blitz'te olduğu gibi başlığı Kötü değil. Çok güzel de değil. Mozi silahı bence güzel. Ben turuncu ve siyah kombini çok seviyorum. Timsah motor sürüyor. Hoş. Kavera mı? Bir saniye Ubisoft daha fazla konuşmana gerek yok. Ellere bak. Bu ne böyle be? Tamam. Çok iyi. Rengi de güzel abi. Kafalığın ne olur güzel olsun. Hmm. Çığlık atacağım şimdi. Bu ne? Oğlum çok güzel. Ve sürekli renk geçişi var görüyor musun? Tamam. Şöyle bir başlık. Arka plan. Attachment skin de vermişler aynı şekilde. Başlığı da böyle. Abi çok iyi. Çok iyi. Tamamen temaya uymuşlar. Ve efsane güzel olmuş. Yani bayıldım bayıldım bayıldım. Tatlı bir çarp e, ee, Kaveyra'nın şatganına da skin vermişler. O da böyle oğlum bu da çok güzel. Kanat, kanat deseni gibi var ya acayip hoşuma gitti. Finka ne durumda? <laughs> Abo Ubisoft ne yaptın lan sen? Oğlum bunu bunu Ubisoft yapmış olamaz ya chat. Bu bu başka bir firmanın elinden falan çıkmış. Ne oldu stajyerleri kovdunuz yeni İşçiler mi aldınız oğlum? Bu skinler ne? Finka da çok güzel. Kaveyra'da bittim. Kayıt mükemmel. Blitz gene çok güzel. Solis bence şahane. Direkt temaya uygun ya. Yani tamam diyorsun anladın mı? Şu silah skininin attachment'ına bakacağız. En son bir grime bakalım. Böyle bir başlık. Yani bir copy paste'lik yok anladın mı? bir copy paste muhabbeti olmadığı için şu an aşırı memnunum. Bütün silahlara takabildiğiniz şöyle standart bir skin. Bakıyorum aşağıda boostlar falan var. Yine bütün silahlara takabildiğiniz bir skinimiz var. Güzelmiş o da kötü değil. Böyle bir charm. Değişik duruyor. Adı neymiş? Cyclops. Evet bu arada. Böyle bir arka planı. Yine güzel güzel abi. Ya bilmiyorum ben yılan, göz, ne bileyim bu tarz şeyleri fazlaca seviyorum. Bu Battle Pass'e gerçekten bayıldım. Son zamanlarda gelen en güzel Battle Pass olabilir. Ama Ubisoft'un yaptığı en kötü huylardan bir tanesi canlarım benim. Bir Battle Pass orta oluyor, iki tanesi kötü oluyor. En son bir tanesi de mükemmel oluyor. Bu bu, bu yılın en mükemmel Battle Pass'i olabilir yani. Bayıldım abi ben. Yani Ela başlı olsun. Kayıt komple güzel. Kayıtın silah skin'i güzel. 2 tane 3D skin vermişler. Kaveyranın silah skin'ini hiç beklemiyordum Kavera'ya bir şey vereceklerini. Ha şu yönden birazcık şikayetçiyim. Yani başka operatörlere verseler daha tatlı olabilirdi. İşte Baka falan verilse belki daha güzel olabilirdi ama bunları tercih etmişler. Mesela Ace'e gene gerek yoktu bence. Bilmiyorum. Yani o anlamda birazcık anlamsız. Ama 10 üzerinden 10 verebilirim ya. Bilmiyorum ya da çok kötüsüne alıştığım için mi bana güzel geldi? Yorumlarda belirtin abi. Siz beğendiniz mi beğenmediniz mi görüşelim. Belki ben hani yılan temasını beğendiğim için çok beğenmişimdir. ve Be e bazısı da beğenmez. Hiç çekinmeden söyleyeyim beğendim beğenmedim şöyle olabilirdi böyle olabilirdi ya da beğendim Rem Bey ben de senin gibi çarmını kombinliyorum bayağı tatlı oluyor diyebilirsiniz yani Finka bile Muhteşem ötesi duruyor. Sadece dediğim gibi şu attachment tamam mı? Bütün silahlara takılabilen attachment'ın silah skin'i de şu. Okey. Bu bu o zaman. Bu da güzel bak. Yani sadece Battle Pass'te bütün silahlara takabildiğiniz skin'ler bile güzel. Videonun süresi uzamasın. E, canlarım benim. Hemen hızlıca sizlere bu sezonun kostümünü de göstereyim. Ben de daha görmedim. Ee, Twin Shells'de şu şekilde mor bir tema işlemişler. Güzel, kötü durmuyor. Başlığına da bakalım. Başlığına da bakalım. Başlığı da bu şekilde. Mor, siyah bir tema işlemişler. Yani ben hep söylerim. Eğer bu tarz güzel temaların daha anlaşılabilir olmasını istiyorsak. Heh, şuradan bakabiliriz yani vardın bu şekilde gözükecek. Kötü değil. Belki e, bazı şeylerle kombinlense e, güzel olabilir. Ona da duruma göre bakacağız canlarım benim. Shop kısmından hemen bir de şuna bakalım. Bu ni biraz daha uzağa koysaydın. Bu da yine bu sezonun silah skin'i muhteşem gözüküyor oğlum. Bu ne? Bu sezon ne yaptılar lan bunlar? Morbi attachment getirmişler şöyle. Bu şekilde arka plan bir de charm. Bunu da 70k'ya alabiliyorsunuz. Ee, eğer battle pass'iniz varsa da 68 emine alıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bu da acayip güzel ya. Bu bilmiyorum Ubisoft e, bu sezona ayrı birilerini tutmuş olabilirler. Ya bu gerçek değil bence. Yani şu gördüğüm skinler Hani Ubisoft'un elinden çıkabilecek bir şey değil. Ya akılları başlarına gelmiş. Buna çok fazla emek vermişler. Ya da başka bir şey var bilmiyorum. Bu sezonun çarmı da böyle. Yine e, demirci. Uçan ayakkabı gibi bir şey. E, ok ucu. E, güneşimsi bir şey var Gold'da. Plat'ta daha da o artıyor. Bir surat süliyet var. Daha sonra e, Emerald'da yine bu şekilde devam ediyor. Tabi bunlar muhtemelen Yunan mitolojisine dayalı şeylerdir. Ama ben bilmiyorum canlarım benim. Siz biliyorsanız abi işte Diamond Charm şuna ait, Champion Charm şuna ait vesaire diyebilirsiniz. Bu da yine güzel gözüküyor. Bir de Competitive Coins var bak şuralarda. Bunlar da muhtemelen hani Rank ve Rainbow Six Cup diye bir şey gelecek. Hani bunları Competitive Coins kazanacağız. Bu Coins'leri harcayabileceğimiz bir yer olacak diye biliyorum. Onlarla ilgili de zaten ilerleyen süreçlerde sizlere video çekeceğim. Bir de hemen hızlıca şurada da Twitch'e bir başlık kazanabildiğinizi görüyorum. Geçen sezonda ilk sezon Thermite'e vermişlerdi bunu. Aklınızda bulunsun. Thermite'in başlığı şöyle hareket eden bir kafalık vermişlerdi. Daha sonra bir önceki sezonda bu iki sezon önce bir önceki sezonda Castle'a vermişlerdi. O da böyle diye biliyorum. Şu şekilde. Glory. Tabi bunda bir hareket hareket yok. Ama e, de var. Belki Twitch'te de gelir. O yüzden olabildiğince canlarım benim. Şurada rankta. My e, reverse kısmında. Gold olduğunuzda Twitch e, kafalığı alabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Yani olabildiğince gold olmaya çalışın en azından. Olamıyorsanız da YouTube'daki videolarıma göz atacaksınız. Her sezon olduğu gibi size bol bol rank video satıcı e, atacağım. Şu 21 paketi de ben sonra yayınlarımda açarım. Kick'te canlı yayında oluyoruz. Kick.com slash rembe yazdığınızda canlı yayınlara gelebilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmında yine bunu bulabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ben Battle Pass'e bayıldım. Onun üzerinden gerçekten gönülden bir 10 verdiğim bir e, Battle Pass diyebilirim şahane tatlı bir battle pass olmuş ee, sezon skin'i gene çok güzel sezon silah skin'i de muhteşem bu tarz renkleri seviyorsanız sizin de seveceğinizi düşünüyorum eğer sevmediyseniz yorumlarda buluşalım kendinize dikkat edin salcakla kalın unuttuğum bir yer var mı göstermediğim bir yer yok herhalde zaten battle pass videoları bu şekilde oluyor bir sonraki videolarda rank videolarında yeni sezonda kıyasaya mücadelelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.